Rinoplasti ameliyatının teknik incelikleri orta çatı. Rinoplasti ameliyatı sırasında bizim burnu 3 ayrı parça halinde ele almamız bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Biraz daha hem yaptıklarımızı anlatmayı kolaylaştırıyor hem de ameliyatı aşama aşama takip ederken neredeyiz, nerede ne ihtiyaç var bunu anlamamız kolaylaştırıyor. Üst çatı burnun daha sert ve kemikli kısmı iken orta çatı kemik ve kıkırdak eklemenin olduğu, burun cildinin en ince olduğu, dolayısıyla küçücük düzensizliklerin kendilerini çok rahat gösterebildiği ve daha sonra da burun ucunu taşıyan ana iskelet yapıya dönüştüğü bir yer. Ve çok önemli, bence belki rinoplasti ameliyatındaki en önemli yerlerden birisi. Çünkü bunlar yalnızca bizim profilden olan görüntümüzü, yani yandan olan görüntümüzü değiştirmiyor. Aynı zamanda burnun yukarıdan yanlara doğru tatlı bir genişleme ihtiyacını sağlamış oluyorsunuz. Ve burnun nefes almasından yana da önemli bir etki getiriyor. Şimdi öncelikle yanlara doğru olan genişlemeden söz etmem lazım. Çünkü burun yukarıda daha darken aşağıya doğru biraz daha genişlemesi gerekir. Eğer genişlememişse bu burnu hemen anlarsınız estetik ameliyat geçirdiğini. Çünkü daha önceki tekniklerde burundaki kemer alınır, burun yanlardan daraltılır. Tamam, fıstık gibi, hokka gibi burun oldu denir. Hayır, öyle değil. O zaman burnun bu kısmı çok dar kaldığı için anında anlaşılan ve yıllar geçtikçe de bazı çöküntüleri yol açan, bizim ters V deformitesi dediğimiz bir deformiteyle sonuçlanabilen bir durum ortaya çıkıyor. İşte biz bu ortaya çıkmasın diye elimizden geldiğince orta çatıyı bir kere sağlam yapmalıyız. Ve biraz daha üst çatıya göre daha tatlı bir genişlik sağlamasını özen göstermeliyiz ki buradan da burun ucuna güzel bir geçiş olsun. Aynı anda burun orta çatısının bir önemi bizim burnumuza giren havanın kontrol edildiği nokta olması. Yani biz burun deliklerini aşağıdan görüyoruz ve orada hava nasılsa girer diye düşünüyoruz. Öyle değil. Burun orta çatısındaki bu bölge eğer daraltılırsa nefes alma bozulacak. Kişinin sesi değişecektir şimdi yaptığım gibi. Oysa genişlediği zaman kişi çok daha rahat nefes alır. Ve bazen hastalar bunun için şöyle yanaklarını çekerek nefes almaya ihtiyaç duyarlar. İşte orta çatı o nedenle nefes alma havanın girişi açısından da çok önemli bir yerdir. Belki de burundaki en önemli yerlerden birisidir burun orta çatısının yapılması.